börek harika olmuş, harika. Afiyet olsun. Şey, aslında ben size bugün güzel bir şey söyleyeceğim. Özellikle de sana canım. Hepimiz bir aradayken söyleyeyim istedim. Hadi canım. Neymiş? Artık kira ödememize gerek yok. Taşınıyoruz. Nasıl yani? Nereye taşınıyoruz? Büyük dayım bize düğün hediyesi ev verecek. Kira da almayacak. Nasıl ya? Ay abla inanmıyorum, şimdi bizim yeni bir evimiz mi olacak? Evet ablacığım, sabahtan beri anlatıyorum ya. Ya Kemal, sen de hiçbir şey söylemedin. Hiç sevinmedin mi? Sevinmek değil de şaşırdım. Yani büyük dayını tanımıyorum bile. Daha önce hiç adı geçmemişti. Böyle de bir gücü olduğunu bilmiyordum. Aslında ben de şaşırdım enişte ya. Bunların durumu iyiydi ama hatta uyuz yengem sürekli hava atardı bize. Aklı başına gelmiş işte. Artık destek olacakmış. Yani Necati dayımın fazladan bir evi mi varmış? Sen hatırlamazsın ablacığım, küçüktün. Onların durumları hep iyiydi zaten. Hatta Kemal, sana anlattım ya, biliyorsun. Hani annemle araları bozuk biraz, görüşmüyorlar dedim. Hatırladım. O dayım işte. Ya ne bileyim, günah çıkarıyordur belki de. Ay hala inanamıyorum ya. Ama durumları sanki o kadar da iyi değildi ya. Değil mi anne? Ya kader, iyiydi işte durumları. Hep iyiydi onların. Hem tahmin edin ev nerede? Çay yolunda. Çay yolunda mı? Öyle dolmuş otobüs falan varmış ama aslında bir de bize araba gerek. Yani bu zamanla olur. Niye olmasın ki? Yani önceleri dolmuşlu otobüste idare ederiz artık. Sonra arabamız da olur. Ay ama evi bir görseniz. Yani ben bayıldım. Ay süper ya. Hem sen de alışamadın buralara. Hep beraber taşınırız, olur biter işte. Biz bunu kabul edemeyiz Bahar. Niye kabul etmeyelim Kemal? Anlamıyorum ki. Sen ne istiyorsun? Burada böyle sefil olmamızı mı? Ya ne sefilliği Bahar? Tamam kabul ediyorum, hiçbir şey kolay değil. Ama idare ediyoruz işte. Bence de. Kabul edemeyiz bu kadar büyük hediye. Neden? Madem zenginmiş. Yeter kader. Haklı Kemal. Kabul etmeyeceğiz. Ben kabul edeceğim. İstemeyen burada kalır. Ben o eve taşınacağım. Bahar. Neden böyle yapıyorsun? Bizim seninle hayallerimiz yok muydu? Her şeyini kendi gücümüzle yapacağımız küçük bir ev hayal etmedik mi biz? Artık her şey değişti. Ne değişti de ben bilmiyorum Bahar. Benim hayallerim aynı. Benimkiler aynı değil ama. Mecburuz buna. Başka çaremiz yok. Ya ne çaresi? Bak. İşte başımızı sokacağımız bir evimiz var. Aç değiliz, açıkta değiliz. Neden mecbur olalım Bahar? Tamam. Evlenince burada yaşamak istemiyor olabilirsin. Ya ben de taşınmayı düşünüyorum. Birkaç tane ev battım üst sokaktan. Evlenince kendi evimize çıkarız.
Söylesene, hangi parayla? Gerekirse gece de çalışırım Bahar, altı üstü bir ev değil mi? Altı üstü bir ev mi? Ya sen buraya ev mi diyorsun ya? Buraya sen ev mi diyorsun? Sen ne yaptığını sanıyorsun Bahar? Ne yapmaya mı çalışıyorum ha? Gayet açık değil mi? Artık bu sefaletten kurtulmak istiyorum ben. Sefalet mi? Evet, sefalet. Annem hala hasta. Çok zor bir ameliyat geçirdi. Ama kadıncağız hala bizim peşimizde koşturup duruyor. Bu yaptıklarının faturasını bana çıkar Bahar. Söylesene Kemal ha, söylesene. Yaşamak onun da hakkı değil mi? Tabii. Sizin çevrenizde böyle insanlar yok. Soba yakan, soba temizleyen, kışın, karda, soğukta çalışmak zorunda olan insanlar. Ne diyorsun kızımız? Ya kirayı ödeyebilmek için kapı kapı dolaşıp borç ödenen insanlar. Bunlar yok senin çevrende. Sefalet sizin evde değil Kemal. Sefalet tam burada. Bizim evde. Yeter artık ya. Dayanamıyorum ben. Bittim, dayanamıyorum. Gerçekten dayanamıyorum. Bak. Bak. Tamam. Annen için elimizden geleni yapacağız. Ya biz bugüne kadar her şeyi birlikte göğüs germedik mi? Şimdi pes edemeyiz Bahar. Ya onca şeyden sonra olmaz Bahar, olmaz. Ya bu pes etmek değil ki. Kazanmak. Ben sürünmekten bıktım artık. Ya sürünmek istemiyorum. Bahar. Ben daha fazla göğüs geremeyeceğim. Yoruldum. Savaşıp savaşıp yenilmekten yoruldum ben. Yeter. Dayanamıyorum. Bıktım. Alyansımı sormuştun ya. Hala merak ediyor musun ne yaptığımı? Hala duymak istiyor musun? Söyle. Söyle alyansın nerede? Sattım. Para gerekti. Sattım ben de. Bulurdum. Söyleseydin bulurdum. Bulamazdın ki. Ya nasıl bulacaksın? Elinden geleni yapıyorsun işte. Olmuyor, kabullen. Üç kuruş parayla bu ev dönmüyor. Hayat hayallerle kurulmuyor sonuçta. İlim gibi de değil. Hatta çocuk oyunu hiç değil. Ne diyor bu ya? Delirdi iyice ha. Bu eve taşınacağız. O kadar.